Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımızın yeni bir devlet deneme bölümüne hoş geldiniz dostlar. Bugün sizler birlikte Cezayir'le oynayacağız dostlar. Yani oynayamazsak Cezayir'iz. Esprilere gel. Neyse oyunumuza yavaştan başlayalım arkadaşlar. Buradan Libya'yı kaldırıyorum ve görüyorsunuz ki 1.573.000'lik bir nüfusumuz varken 96.000 ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum dostlar. Daha sonrasında buradan vergilerimizi ve mallarımı standart konumlara çekeceğim. Aynı şekilde yatırımları da kıstıktan sonra arkadaşlar 2019 Cezayir ülkesini nasıl ayarlar? Hemen sizlere göstereyim. Öncelikle nüfus artışına 10 tane verecek. Daha sonrasında ekonomisini aynı şekilde 10 tane veriyorum dostlar. Ve geri kalanına 5'er 5'er şu şekilde biraz dağıtacağız. Bunların hepsi eşit olmayacak büyük ihtimal ama elimden geldiğince deneyeceğim dostlar. Burayı da hallediyorum. Daha sonrasında burayı kapatıyorum. Şimdi öncelikle sınırlarımıza bakacak olursak Fas, Tunus, Libya, Mali, Moritanya ve Nijer var görüyorsunuz ki şunu saymayacağım. Bunları topraklarımıza olur da katabilirsek arkadaşlar şekillendir diplomasiden İslam'ın #039'un yayılışını kurabiliriz. Neden böyle bilmiyorum ama arkadaşlar Lucas bilmiyorum Allah. Bunları kurmak için tabii ki de 1 veya 2 bölüm lazım. Eğer tabii ki de bu serinin devamını isterseniz lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Derseniz oyunumuza yavaştan başlayalım. Ben öncelikle Libya'yı topraklarımıza katmak istiyorum. Önce bir vergilerimizi kısalım çünkü ülkemizdeki insanlar mutsuzmuş görüyorsunuz ki %50'lik mutluluk paylarına sahipler. Bu bana tanıdık geldi ama hadi bakalım. Şimdi savaştan oyunumuzu hızlandırıyorum. Arkadaşlar paramız yaklaşık 50.000'e görene kadar beklememiz gerekecek. Dostlar bu arada bu tür serilerin devam için aşağıdan videomuzu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız dostlarım. Yavaş yavaş 20.000 abone doğru ilerliyoruz bakalım. 20.000 abonede güzel bir Steam key çekiliş yapacağım. Eğer Steam olmayanlar varsa Play Store için de bir çekiliş planlıyorum. Haberiniz olsun dostlarım. Şimdi paramız 78.000 hatta 80.000'leri kadar gördü. O yüzden oyunumuzu durduruyorum. Durdur bakalım hocam. Şimdi Libya'ya bir savaş açacağız. Libya zaten kolay. Ekonomisi zaten az bir ekonomiye sahip görüyorsunuz ki ve ülkesi biraz geri kafalı insanlarla dolu. 0.22'lik teknoloji puanı var abi. 9.250 bayağı bir asker bastık görüyorsunuz ki 18.000 asker hemen buraya çekiyorum. Şimdi gelsinler bakalım. Bu arada bir espri yapayım mı? Yapayım. Şu an yap dediniz büyük ihtimal. Eğer Cezayir ile İslam'ın yarışını kuramazsan ne olur? Cezayir'sin. Yirsin cezayı anladın mı? Evet şu an kulağınız kanadı biliyorum. Bu arada arkadaşlar mikrofonumun ayarı nasıl? Bak her yorumları yazdığınızda daha da ince ayarlar yapmaya çalışıyorum. Büyük ihtimal bu ayar cuk diye oturmuştur ama siz yorumlara yine yazın arkadaşlar. Ben ona göre bir ayar daha çekmeye çalışırım elimden geldiğince. Büyük ihtimal bu video sizlere 360p gelecek. Daha sonrasında 2 dakika sonra veya 5-10 dakika sonra 480p ne? 720p olarak veya 1080p olarak izleyebileceksiniz dostlar. Haberiniz olsun. YouTube neden böyle yapıyor? Bilmiyorum arkadaşlar ara sıra sapıtıyor. Gerçekten sinirim bozuyor. Ama işte yapacak bir şey yok. Evet şimdi arkadaşlar Libya'yı topraklarımıza kattık. Ben şimdi Libya ile bir barış yapmayacağım. Direkt olarak askerlerimizin hepsini Tunus'a çekeceğim ve Tunus'u da alacağım arkadaşlar. Çünkü Tunus'ta bayağı bir büyük nüfus olduğu için askerlerin de prestiji yüksek olduğu için arkadaşlar oradan oraya zıplayacak büyük bir ihtimal. Adım gibi eminim. O yüzden diyelim ki hızlı bir şekilde kendimiz hop 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 yapalım alalım. Ne diyorsunuz? Bu arada Hearts of Iron 4, Europa Universe 4 gibi oyunlarla ilgileniyorsanız dostlarım açıklama kısmında bulunan yan kanalımı lütfen takip etmeyi unutmayınız yoldaşlar. Oraya da gelirseniz çok mutlu olurum. Bugün Sovyetler Birliği bölümünün tekini atamadım çünkü bir tane raf sipariş etmiştim. Kitaplık bir şey. Ki resimde görünen raf arkadaşlar 3 metre tamam mı? Bana gelen raf kolum kadar arkadaşlar. Bir normal insan kolu düşünün. Bir de kaslı normal insan kolu düşün. O benim kolum arkadaşlar. Kaslıyım ben. Tamam mı? Barış Nakedir'e şöyle bir vasallaştırıp alacağım bunu bu arada. Hiç uğraşmak istemiyorum. Ben niye barış yaptım? Neyse hakaret edelim arkadaşlar. Bu, çok sinirli olduğum için şu an bu adama küfür edeceğim. Senin devletin yok. Sen dışarıda kalıyorsun. Bak şu an adama küfür ettim. Adam üzüldü. Devletini bana veriyor. Evet an itibariyle Libya'nın altın anahtarı bizim oldu. Evet şimdi burada asim isyan çıkmaya başlamış mı? Evet 106'lık isyanlar başlamış durumda arkadaşlar. Hemen askerleri dağıtalım çünkü savaşımız kısa sürecek zaten. Ya da askerleri çekelim arkadaşlar. Bu kadar askerle ben bir yer fethedemem. 18.000 askerle az önce denedim bu arada. Tunus'u yok etmeyi denedim de olmuyor. Onun için 30.000'lik asker falan lazım. Zaten burada bir de ordu bakım maliyeti var. Bizi bayağı bitiriyor ya. Şimdi vergiler almaya yeniden başladık. Hemen asimilasyonumuzu yatırdıktan sonra bu işi bitireceğiz dostlar. Hemen şöyle paramızı 20'ye kadar çıkartalım. Daha sonrasında tüm şeyleri, ödeneklerini tamamlayalım. Yarın oyunun şey bölümü gelecek. Gereksiz özellik bölümün 3. bölümü, 2. bölümü gelecek arkadaşlar. Onu da kaçırmamak için lütfen bildirimleri açmayı unutmayın dostlarım. Her bildirim sizlere yeni içerik. İçerik maker gibiyim bu arada arkadaşlar. Yani sizlere deyin ki içerik bul. Anında.
Kapınıza teslim at anında arkadaşlar. Bu arada o gelen ürünün iadesini yolladım. Bu anlatayım bunu da. Arkadaşlar iadesini yolladım da ben yalnız vidası oturmadığı için yanlışlıkla kaynak yerinden sökmüş olabilirim. Sizce onun iadesi yapılır mı ya? Ama resimdeki gibi değildi ürün zaten arkadaşlar. Vidaları falan eksikti. Ben bir deneyim dedim. Olmadı. Sizce o iadesi verilir mi? Verilmezse lütfen yorumlara yazın. Ben de ona göre bir şey yapmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle Tunus'u topraklarımıza katmak için gerekli ekonomi ve nüfuza sahip olmadığımızı düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden 150 bine kadar bir çıkalım. Tamam, bu kadar yeter. 68 bin. 13 bin. Evet, şimdi gel görelim ki arkadaşlar bu adamı nasıl topraklarına katarsın. Oynat bakalım. Öncelikle aşağıya şu kadar bir ordu yollayacaksın, tamam mı? Bu aralar zaten burada böyle bir dağılacaklar. Sanki yemek anlatıyorum ama. Arkadaşlar bunları da bu şekilde dağıtıyorsunuz. Şu kaleyi vermeyin. Gözetleme mi, kulesi midir nedir artık her ne garip bir şeyse. Vermeyin arkadaşlarının. Ulan bu kas. İnternet kafe simülatörün ikisi bile çıkıyor. Sen hala sen dur hala orada dur oturdun ya da bekle. İşe yaramaz adam seni. 3984. Evet Lucas'a biraz kin güttüm az önce farkındayım. Ama arkadaşlar hak etti yani o da yani oyun çıkarmıyor ben ne yapayım? Bu sabah kendimiz bir özellik keşfettik yani onunla mutlu oluyoruz düşünün yani. O gönüllü ordu gönderebiliyoruz artık çok mutluyuz arkadaşlar. Yani bizim ekibimizle birlikte çok mutlu olduk. Dedi ki yani sen yapamadın biz yaptık. O da eventlerle gönderiliyor yapacak bir şey yok. Tamam. Tunus Barış müzakereleri. Gel bakalım. Bu arada İslam'ın yayılışını acaba tek bölümde yapabilir miyim ya? Bir deneyeyim bir şansımı da. Evet. Gel bakalım. Askerleri çekiyorum. Hemen silelim arkadaşlar buradaki askerlerimi. Çünkü asimilasyon yapmamız lazım. Ve bu asimilasyonlar bizi bayağı yoracak burada. Tunus'un biraz büyük nüfuzu olduğu için. Hepsini sırasıyla aşı yapacağım arkadaşlar. Allah şükür ülkede hastalık yok ya. Vallahi arkadaşlar ülkede hastalık olsa bittiydik. Dediğim 10 saniye içinde hastalık gelecek büyük ihtimal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah be tutturamadık arkadaşlar. Neyse zaten ülkemiz yani bir yıldız arkadaşlar. Her yer bir yıldız olduğu için. 5 para etmiyor ülke genelde. Şimdi hedefimiz neresi olsun? Mali mi Nijer mi? Tabii ki de ceza girsin. Sezer'den çapkın çapkın espriler. Dostlar bu arada aşağıdan videomuzu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız dostlarım. Bu bir deneme video değil şey videosudur. Devlet deneme videosudur. Büyük ihtimal Ceza ile oynamadığınızda %100 yemin edebilirim ama kanıtlayamam. O yüzden şöyle ben kendim bir oynayayım dedim arkadaşlar. Tamamdır. Savaş ilan et. Küçücük şey ülkesi bile. Küçücük dedim az önce ama. Küçücük Afrika ülkesi bile şeyle yönetiliyor lan. Cumhuriyette mi yönetiliyorsun lan sen? Arkadaşlar adamlar cumhuriyette yönetiliyor. Ben demokrasiyimdir büyük ihtimal değil mi? Al abi buraları. Burayı da alıyorum arkadaşlar. Tamam. 8344'lük askeri de dağıtalım. Şimdi buradaki işimiz kolaydı. Ezvin yani arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çek askerlere. Barış yapmayacağım. Adam 2 dakikada Afrika'yı toparlıyor. Kesin hile. Şahidiyle değilim arkadaşlar. Ala bakalım bunu. Bu ne kardeşim? Burada niye bu kadar ordu var? Evet arkadaşlar an itibariyle bunların hile yaptığının farkına vardık bizim ekibimizce. O yüzden şöyle bir şeye karar verdik. Adamı kovalayacağız. Evet. Al bakalım buralarda. Bu arada İslam'ın yerleşini hiç kanalda kurmadım ben. Yani eğer bunun bir seri olmasını isterseniz lütfen yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Ben de ona göre bir seri yaparım veya yapmam. Ama yaparım büyük ihtimalle eğer çok istek gelirse. Atıyorum 100 yorumda bir tanesi abi devam et gelirse olmaz arkadaşlar. Ya o şu oyunda bu özelliği sevmiyorum ya. Adam 12 askerle Afrika'yı fethediyor ya. Gel bakayım Paşinyan ne oldu yol çekirdin. Bu arada Paşinyan artık Ermenistan'ın başkanı falan değil değil mi arkadaşlar? Kabile lideri kendisi şu an. Ah be. Merkel'im arkadaşlar. Merkel istifa etti biliyorsunuz ki emekli oldu artık. İstifasını verdi. Kadın ülkeye çok büyük hizmet verdi ya valla. Adam dünyanın lady seçildi ya kadın arkadaşlar. Şuraları alıyorum buraları böyle. Gel bakayım buraya. Gel bakayım sen de buraya. Tamamdır. Nasıl oldu ama? Topraklar çok şekil şukul değil mi arkadaşlar? Bu arada şu mikrofonumuz ufak kulağınıza zarar verebilir mi arkadaşlar? Tamam. Düzelttim.
Ben bir aşağı istiyorum. Fil dişi sahilini istiyorum arkadaşlar. O yüzden şu askerleri sileceğim. Daha sonrasında direkt olarak fil dişine asker basacağım. Gel bakalım. Büyük ihtimal size sesim var ya çok cool geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki genelde erkek çocukları sabah kalktıklarında sesi aşırı iyi olurlar. Büyük ihtimal sizin de öyledir. Çünkü benim öyle. Benim hep de iyi zaten ya. Ben kaslı bir adamım arkadaşlar. Alevli şortum falan var benim biliyor musunuz? Alevli şortlarla video çekiyorum ben hep. Sezer işte bu Sezer yine şakasını da günlük şakasını yaptı Sezer yine. Evet. Şimdi arkadaşlar başkentimden niye bu kadar ordu çıkıyor bilmiyorum ama 40 binlik ordu fil dişiyi zıplatmaya yeter. İlla hepinizi tek tek zıplatayım mı arkadaşlar? Onu mu istiyorsunuz? Gelin bakayım. Evet 40 bin. 19 bin 19 bin paylaştırdım. Savaş lanet. Geri çekilmek var mı? Bizim kitabımızda geri çekilmek diye bir şey yoktur. Al bakalım hocam buraları. Büyük ihtimal başkentte hayvan gibi orduyla karşılaşacağım. Ama o zamana kadar ben kefe minnet ilerliyorum. Al bakalım. Eğer arkadaşlar bir Azerbaycan arkadaşınız size salam dediyse ona aleyküm selam deyin. Tabii ki de sucuk demeyin. Sucuk. Tamamdır. Nasıl oldu ama? Arkadaşlar bakın 2 dakikada olalok makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, paspas kenarına. Of, of, of şunlara bak. Dostlarım, kardeşlerim bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip henüz kalmamın deseniz de. Abone olmayı unutmayınız dostlarım. Bugün videoyu biraz geç bitiriyorum. Sebebi öğrenmek ister misiniz? Bilmiyorum ama sebebi ceza yedi. Yirdim. Ceza yirdim. 12 o dakika olsa ceza yerim arkadaşlar. O yüzden görüşürüz. Arkadaşlar şaka maka bir yere gitmem gerekiyor. O yüzden sizi boş bırakmayayım da 22.00'da da bir video atayım dedim. Bak işte o kadar düşünceliyim. O kadar düşünceliyim arkadaşlar. Açıklama kısmında bulunan yan kanalıma lütfen takip etmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Ben gidiyorum. Videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Beğenin lütfen bakın. Beğenin. Hadi görüşürüz. Bay bay.